Deniz Zeyrek, türbanlı ya da başörtülü değil, sadece kadın. Başörtüsü meselesi bir kez daha gündemin merkezine yerleşti. Fikri sağların türbanlı hakime güven duymayacağını söylemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bunu CHP zihniyeti diye etiketleyip, CHP'deki başörtüleri vitrin süsü diye nitelemesi tartışmanın ana omurgası oldu. Fikri sağların yaklaşımını doğru bulmadığımı zaten yazmış, önemli olan başörtüsü değil, adaletli ve hukuk devletinin yanında olup olmamasıdır demiştim. Erdoğan'a da sözlerinin doğrudan muhatabı olan isimlerden biri CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç'tan tepki geldi. Aynı zamanda hukukçu olan Kılıç, sosyal medyada gençlik kollarından geldiğini anımsatarak şu mesajı paylaştı. Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum. Kılıca en önemli ve anlamlı desteği ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal vardı. Uysal da Erdoğan'a tepkisini şöyle ifade ediyordu. Anlaşılan Sayın Erdoğan'ın zihninde makbul olan, makbul olmayan başörtülüler diye bir ayrım var. Makbul olmanın tek şartı AKP Erdoğan'a itaat, sadakat. Bana göre sağların bakışı eksik ve sorunluydu. İşini layığıyla yapan, adalet dağıtan, hukuk devletine bağlı kadın hakimleri kıyafetleri yüzünden ötekileştirmek ne kadar doğru olur. Erdoğan'ın sözleri ise ayrımcı ve küçük düşürücüydü. Sevgi Kılıç gibi muhalefette siyaset yapan onlarca başörtülü kadına hangi hakla vitrin süsü diyebilirsiniz? Madem konu açıldı, o zaman işin bir de şu boyutuna bakalım. Başörtülü ya da başörtüsüz fark etmez. Hakimler, savcılar arasında kadın oranı nedir? Siyaset içindeki kadın oranı nedir? Akademide kadın oranı nedir? Bürokrasinin kritik noktalarında kadın oranı nedir? Siz bu listeyi iş dünyası, polis teşkilatı, ordu, medya gibi alanlara ekleyerek daha da uzatabilirsiniz. Başörtüsü üzerinden başlayan o son tartışma bir kez daha gösterdi ki asıl sorun başörtüsü ya da türban meselesi değil. Kadın erkek eşitliği meselesidir. Erkek egemen siyaset, kadını başörtülü, türbanlı gibi etiketlerle anmayı bırakıp sadece kadın olarak anmadığı, kadınların konumuna, kararlarına, duruşuna saygı duymadığı sürece bir arpa boyu dahi yol ilerleyemeyiz. Boğaziçi Rektörü'nün anneye bakışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne Profesör Melih Bulu'yu atadı. Kendisi bizimle aynı yıllarda ODTÜ'de öğrenciymiş, endüstri mühendisliği okumuş. Belli ki üniversite sınavda ilk 300'e, 500'e girecek kadar zeki biri. Ancak siyasi ve bürokratik kariyeri hep akademik kariyerinden önde olmuş. Kendisiyle ilgili yazacak çok şey var ama ben gençlere övünerek verdiği şu öğüde taktım. Eğer iş fikrinizi annenize anlatıyorsanız, anlıyorsa o işten vazgeçin. Cennet anaların ayağı altındadır hadisiyle büyüyen bir neslin, annelere, kadınlara böyle üstten bakması gerçekten sinir bozucu. Anne ve kadın kavramına bu şekilde bakan biri Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine ve orada okuyan gençlere ne katabilir ki? Bitmemişti Tevfik Bey. Eminönü Ali Beyköy tramvay hattının Ali Beyköy Cibali bölümü 1 Ocak günü açıldı. Açılış töreninden sonra açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hattı kendilerinin tamamladığını ama seçim öncesinde yanlış anlaşılır diye hizmete açılmadığını söyledi. Bu da kim yaptı tartışması başlattı. Bu tartışmayla ilgili canlı tanıklığımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2020'nin Ağustos ayında bir tanıdığımla görüşmek için o projenin merkez şantiyesini ziyaret etmiş, bu vesileyle de inşaatı görme şansı bulmuştum. Belki haber yaparım diye de şu fotoğrafları çekmiştim. Gördüğünüz gibi hat Ağustos 2020'de dahi inşaat halindeydi. Üstelik bazı bölümleri çökme nedeniyle su altında kalmıştı. Proje mühendisleri bu sorunu gidermek için bazıları 60 metreyi bulan 2000 yeraltı beton kazık kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yapılmak zorunda kalınan bu müdahaleyi anlamak için lütfen gözünüzde 2000 ayaklı 50-60 metre yüksekliğinde bir viyadük düşünün. Bolu tünel öncesindeki büyük viyadüğe benzemiyor mu? kendi gözlerimle gördüğüm bir durum hakkında Tevfik Bey'e üzülerek söylemek durumundayım. Seçimden önce hattın açılışa hazır olduğu konusunda birileri sizi fena kandırmış.